Öncelikle öğrenmeye açık arkadaşlarımız olmalı. Çünkü hayat sürekli bir öğrenme süreci. Her şey değişiyor. Bir kere öğrenmeye açık olmalılar. Takım çalışmasına, beraber iş yapmaya uygun adaylar olması lazım. Çünkü büyük bir ekiple çalışacaklar. Sadece Ar-Ge ekibi değil, şirketin içindeki çok farklı departmanla, tedarikçilerimizle, şirketin dışındaki mühendislik merkezleriyle beraber çalışmalar yürütecek arkadaşlar arıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Sadece Ar-Ge için değil, beraber iş yapabilme. Burada tabii beraber iş yapabilmeden kastım sadece bir ekibin içerisinde hani bana verilen işi yapıyorum değil. İnisiyatif alıp benim görüşüm budur, ben buna inanıyorum deyip bunu ikna edebilme, bunu objektif bir şekilde tartışabilme yeteneğine sahip olmak çok önemli bir yetkinlik. Bunların yanı sıra spesifik olarak çalışacakları alanla ilgili temel teknik bilimler, temel mühendislik bilgilerinin nasıl olduğu çok önemli. Tabii ki bir vizyon olmalı. Neyi başarmak istiyor, hayatta ne yapmak istiyor, bu çok önemli. Bir ideal olmalı insanın. İster Ar-Ge'de çalışsın, isterse herhangi bir endüstride çalışsın ya da hizmet sektöründe, nerede çalışırsa çalışsın bir ideali ve yapmak istedikleri olmalı. Tabii ki ekiple çalışmaya uygun olmalı insan. Çünkü çok geniş, büyük bir ekiple çalışıyoruz. Her alan böyle. Dolayısıyla o ekibin içerisinde çalışabilmeli ama birey olarak da inisiyatif alabilmek, fikrini savunabilmek çok önemli. Tabii ki hiçbirimiz çalıştığımız yere uzman olarak gelmiyoruz. Dolayısıyla başvuran adaylardan o alanın çok spesifik olarak uzmanı olmalarını beklemiyoruz. Bununla beraber o ana kadar eğer yeni mezunsa üniversitedeki yıllarını nasıl değerlendirmiş, kendisine ne kadar yatırım yapmış ya da az da olsa birkaç yıl bir endüstri deneyimi yaşamışsa eğer orada ne yapmış, nasıl başarılar elde etmiş, bunlara bakarız tabii ki. Bunlar çok önemli. Hangi üniversiteden mezun olduğunuzdan çok daha önemli o üniversite yıllarını nasıl değerlendirdiğiniz, kendinize nasıl yatırım yaptınız. Şöyle düşünürseniz meslek hayatınıza başladığınızda belki 30 yıl, belki 40 yıl çalışacaksınız. Teknoloji, endüstri, bilim her şey hızla değişiyor. Dolayısıyla öğrenmek, öğrenmeye devam etmek, beraber çalışabilmek bunlar çok önemli. Tabii ki bununla beraber spesifik olarak iş başvurusu yaptığınız alanla ilgili temel bilgilere, uygulamalı bilimlere, o alanla ilgili temel teknolojik bilgilere sahip olmanızı bekleriz.